Medyapod ağında gerçekleştirilen Özet Geç programından herkese merhaba. Ben Oğuz Bakır. Günün öne çıkan haberlerini hafta içi akşam sizlerle paylaşacağım. Bugün 7 Ağustos 2019 Çarşamba. Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın erken seçimle ilgili sorularını cevaplayan HDP eş genel başkanı Sezai Temelli, seçimin ne zaman yapılacağını kişiler değil siyaset belirler. İktidar bu tavrını sürdürdüğü sürece seçimler hızlı öne doğru gelecek. Bu tablo böyle devam ederse 2021'i bulmaz. 2020 seçim getirir ifadelerini kullandı. Sibirya'nın Altay bölgesinde yer alan Berlinskoy Gölü pembe rengiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. İçinde barındırdığı tuzlu su karideslerinden rengini alan tuzlu göl mevsimine göre kırmızı ve gri renklerini de alabiliyor. Doğçevelle Türkçe'nin haberine göre Alman hükümeti tatil için gittiği Türkiye'de terör propagandası suçlamasıyla gözaltına alınan Alman vatandaşı Osman Bey ile görüşmek için Türk makamları nezdinde yoğun girişim başlattı. Alman hükümeti çeşitli haber sitelerinde yayınlanan 36 yaşındaki Osman Bey'in Temmuz ayı sonunda Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındığı haberlerini doğruladı. Alman hükümetinin olağan basın toplantısında gazetecilerin konu hakkındaki sorularını yanıtlayan Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Türkiye'de gözaltına tutulan Alman vatandaşı ile henüz bir görüşme gerçekleştirme imkanına sahip olmadıklarını söyledi. Ankara'da erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen uzman doktor Özgür T.'nin evinde ölü bulunan anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın annesi Feride Karaman, kızının öldürüldüğünü iddia etti. Ailenin avukatı Tuğba Gültekin de kamuoyunda Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili intihar algısı yaratılmaya çalışıldığını söyleyerek, Ayşe'nin ölümü Şule Çetin, Özge Can Aslan'ın ya da birçok kadının ölümü gibi bir kadın cinayetidir diye konuştu. Kaz Dağları'ndaki doğa katliamına tepki gösteren Tarkan ve Athena grubundan Gökhan Özoğuz'un söz konusu bölgede arsa satın aldığı ve villalarının olduğu iddia edilmişti. Gökhan Özoğuz, kardeşi Hakan Özoğuz ile Kaz Dağları'nın eteğinde bulunan Bayramiş'te 800 dönüm arazi satın aldığına dair iddiaları sosyal medya hesabından yalanladı. Türkiye Cumhuriyeti 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 1969 model otomobili Niğde'de satışa çıkarıldı. Demirel'in ilk otomobili olduğu söylenen 69 model otomobil yaklaşık 25 yıldır Niğde'de garajda duruyor. Klasik araba satışı yapan Burak Abidin Aksoy, Niğde'li bir iş insanında bulunan otomobili 110 bin TL'ye satışa çıkardıklarını söyledi. İzmir-Çeşme otoyolunun Alaçatı mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının Alaçatı-Karaköy civarında çıktığı belirtildi. 200 dönümden fazla arazide etkili olduğu belirtilen yangın sabah saatlerinde başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sona erdirilen yangın bir süre sonra tekrar başladı. ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Huntsman'ın istifa ettiği duyuruldu. Huntsman'ın ABD'ye dönüp Utah valisi olmak için seçim yarışına gireceği ileri sürüldü. Büyükelçinin ailesine ait olan Salt Lake Tribune gazetesinin haberinde diplomatın istifa mektubunun bir kopyası yayınlandı. Fotoğrafta mektubun 5 Ağustos'ta kaleme alındığı görüldü. Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre yaklaşık 3 haftadır tatilde olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çay ocağındaki içecek fiyatlarından kuaför hizmetine kadar pek çok ürün ve hizmet rekor oranda zamlandı. 50 kuruşa satılan kahvenin fiyatı 1 TL'ye çıkarak %100 zamlanırken 25 kuruş olan çay fiyatında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Özet Geç'in bugünkü bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com/medyapod